yine gözümüzde canlandıralım. İşte kuzey ve kuzey batıdan Türkiye tarafından çevrelenmiş bir diyar. Hemen güney alan güneylerinde İdlib var. Evet. Diğer tarafta da rejim unsurları var ve tabii ki işte daha uzakta şey var. Bizim Fırat Kalkanı bölgesi var. İdlib'in içerisinde Türk askerine stratejik noktaları konuşlanmasıyla birlikte aslında İdlib bir hilal şeklinde sarılmış olacak. Bunun Türkiye'ye verdiği bir stratejik kazanım var. Afrin sarılmış. Yani Afrin pardon. Afrin sarılmış olacak. Bir nevi hilal taktiğiyle İdlib'e yönelik bir operasyonu tecrit edilecek. Ya dünyaya açılan kapıları var. Rejim üzerinden dünyaya açılıyorlar. Ama güneyin de Türkiye'de olması, Türk askerinin orada bulması ekstra bir rahatsızlık sebebi. Şimdi onlar şunu bekliyordu. Rusya Deir-i-Zor sonrasında işte rejim ve İran'la birlikte İdlib'e dönsün. İdlib'de çatışmalar başlasın. İdlib'de muhalifler işte bu Troika'yla savaşırlarken bunlar güneye doğru kaysınlar. Güneye doğru şeylerini Türkiye sınırı boyunca hakimiyet alanlarını genişletsinler. Türk askerinin oradaki varlığı bunu engelliyor. En başta bunu engelliyor. Bir, ilk aşamada. İkinci aşamada ise bundan sonra Afrin'e yapılacak operasyonlarda bize bir stratejik atlama tahtası veriyor aynı zamanda. Yani bu işi Reyhanlı'dan yapabilirsiniz, işte kuzeyden, İstahiye'den yapabilirsiniz veya güneyden, İdlib'den yapabilirsiniz. Nihayetinde İdlib içerisinde PKK'nın işte mesela Kamışlı'yla vesaire kıyaslarsak çok da güçlü olmadığını biliyoruz. Bu tür bir kıskaçta da ben çok fazla işte Rusya'nın vesaire varlık göstermediği bir durumda direnebileceklerini düşünmüyorum. Bu Türkiye'nin şu anda müdahalesiyle kurtulmuş olan alan Elbap'tan Cerablus'a kadar, hı hı, o bölgede neler oluyor? O bölgede şimdi yeniden inşa çabaları devam ediyor. İşte bir taraftan normal hayatın belki kurulması çabaları var. İşte eğitimden sağlığa kadar orada yeni bir örnek toplum inşa edilmeye çalışılıyor ki aslında Türkiye bir taraftan şunu göstermeye çalışıyor. Bakın o güvenli bölge konseptini Suriyelilerin önüne sunduğumuzda hem burada hayat normale dönüyor, ekonomi yeniden canlanmaya başlıyor, insanlar dönüyor. Şimdi en büyük sıkıntısı neydi Suriye dışındaki ülkelerin? Mülteci dalgaları değil mi? Suriyeliler bir kısmı en azından dönmek istiyorlar ama nereye dönecek? Halep'e mi dönecekler? Yani Halep'te Rusların gönderdikleri Çeçenlerin polislik yaptığı, Kadirov'un Çeçenlerinin polislik yaptığı viran olmuş bir şehir. Oraya mı dönecekler? Bu tür işte o Fırat Kalkanı bölgesi gibi yerler Suriyelilere bir imkan sağlıyor. Türkiye'nin yapmaya çalıştığı da bu. Şimdi oradaki en büyük belki meydan okumalardan bir tanesi güvenliğin tamamen sağlanması. Çünkü şimdi siz DAEŞ'ten temizliyorsunuz ama aynı zamanda bir mesela polis örgütü kurmalısınız orada. Polis insanların normal hayatını o temel asayişi sağlayacak. Türkiye bunu yaptı orada. Türkiye işte polis eğitti. Çok sayıda polis gönderdi. O polisin girmesiyle birlikte hayatta o asayişte bir takım değişiklikler oldu. Eğitim faaliyetleri başladı. Eğitim, okullar açıldı. Sağlık merkezleri açıldı. Yani orada hayat... Bu İdlib'e de aslında hani bir perspektif sunuyor mu? İdlib'de de böyle bir şey olabilir mi? Yani insanların ana beklentisi İdlib'de de o zaten. Türkiye aslında o Fırat Kalkanı'ndaki sunduğu fiili güvenli bölgeyi İdlib'e de yaymaya çalışıyor. Evet. İnsanların rahatlıkla evinden çıkıp okuluna gideceği, mesela çocukların işine gideceği, geri dönebileceği bir güvenli ortam oluşturmaya çalışıyor İdlib'le birlikte. Evet.